Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar 2021 yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Şimdi biraz ücretli öğretmenlikten, nasıl başvuru yapacağınızdan ve maaşlarından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ücretli öğretmenliğe nasıl başvuru yapıyoruz İknur Hocam? E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Evet, E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama hocam ben Temmuz'da başvurmuştum, işte Haziran'da başvurmuştum. Yine başvuru yapmam lazım mı? Evet, başvuru yapmalısınız arkadaşlar ki sonradan sıkıntı yaşamayın. Sanki güncellendi o evet, sistem diye yeniden biliyorum. Yeniden güncellenmiş. Peki hocam beni ne zaman ararlar? Şimdi ararlar mı? Yani şu anda aranmış olan arkadaşlarımız varmış, duyuyoruz. Ama genel olarak Eylül'ün işte Eylül ayında ilk haftada falan aranırsınız arkadaşlar. Evet, şimdi bir mesela okulların açıldığı ilk gün falan da aranabiliyorsunuz. Ya Ben tabii aranmıştım. şimdi Hatırlıyorum. eksiğin olması lazım düşündüğün Evet. zaman ama hala daha özür grubu falan devam ediyor. Dolayısıyla hani bir tamamlanma durumunda zaten hani sizin işiniz orada sona ermiş oluyor. Dolayısıyla hani ilk haftada aranması daha zaten olası Evet. gibi görünüyor. İknur hocanız da yapmıştı zaten ücretli öğretmenlik. Evet, beni de öyle aramışlardı. İşte bu ilk atamalar bitti, yerleştiler. Arkasından işte bu özür grubu atamaları falan bitti. Hepsi yerleşti. Onun arkasından beni aradılar mesela. Dediler ki pazartesi günü gelip başlayabilir misin hocam? Son cuma günüydü işte. O şekilde başlamıştım ben de. Çok uzun ömürlü olmadı ama olsun. Ne kadar yaptın? Yani ben bir dönem yaptım bir önceki sene. Bir de o atandığım senede 1,5-2 hafta kadar falan yapmıştım. Şimdi başvuruyu nasıl yapıyoruz hocam? Arkadaşlar E-Devlet'e gireceksiniz. Zaten yapmışsınızdır pek çoğunuz. Orada ücretli öğretmenlik başvurusu deyince zaten direkt çıkacak. Zaten basit bir işlem. Üniversite, branş ve ilçe seçiyorsunuz. İstediğiniz kadar ilçesini seçebiliyorsunuz o ilin. Şimdi arkadaşlar bu aranacak kişiyi kim seçiyor hocam? İlçe Milli Eğitim'den yapılıyor arkadaşlar görevlendirmeniz. Dolayısıyla ilk defa görev alacaksanız eğer hani okulun bunda çok fazla bir etkisi olmadığını düşünüyoruz. Ama mesela bir yıl görev yaptınız, okul da memnun, siz de memnunsunuz. Bu şekilde devam eden arkadaşlarımız da var. Yani Evet. öncelik orada devam eden ücretli öğretmen arkadaşın oluyor. Mesela senin okulda bir ara vardı değil mi? Evet Böyle 5 senedir çalışan falan vardı. benim okulumda var bir tane, yani birkaç tane hocamız. Yani 3-4 senedir aynı okulda görev almaya devam ediyor. Düzenli olarak okulumuzun kadrolu öğretmeni gibi, hatta benden daha uzun süredir bizim okulumuzda mesela. Evet. Yani şimdi arkadaşlar, peki benden başka başvurular da varsa neye göre seçim olacak? 2020 KPSS'sine göre seçiliyor ama şu da var arkadaşlar. Yani benim KPSS puanım yok. Ben de başvurayım mı hocam? Başvurun tabii ki arkadaşlar. Yani ihtiyaç varsa eğer tabii ki size de sıra gelir. Hatta ya ben şöyle söyleyeyim. Ben ücretli öğretmenlik yapmadım ama ben fizik öğretmeniyim. Beni İngilizce öğretmenliği için aramıştılar. YDS puanım da vardı o zaman. İngilizce dersine girer misin hocam demiştiler. Yani bana çok şey gelmedi. Ben ondan sonra Hitap yine etmedi. KPSS'ye hazırlandım. Ama bak yani ihtiyaç olunca hani böyle bir şeye de başvurulabiliyor arkadaşlar. Şimdi ne kadar derse giriyoruz hocam? Hani ne kadar girebiliyoruz? En fazla 30 saat derse girebiliyorsunuz arkadaşlar. En az da yani bir alt sınır sizde var mı bilmiyorum ama çok Yok fazla zaten galiba. alt sınır yoktur herhalde. Ama olabildiğince daha fazla ders vermeye çalışıyoruz. Hani idareciler bu şekilde vermeye çalışıyorlar ki hani zaten hani ders saati başına maaş aldıkları Evet. için ne kadar çok verirsek o kadar hani o hocamız da daha fazla maaş alsın diye düşünüyorum. Yani eksik kalan günlerde, tatil günlerinde, raporlu olduğunuz, izinli olduğunuz günlerde sizin ücretleriniz kesiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaç saat derse girerseniz o ay onunla işte ücret çarpılarak sizin maaşınız hesaplanmış oluyor. Peki hocam neye göre hani ilk önce kime bu görev veriliyor? İlk önce eğitim fakültesi mezunları, sonra fen edebiyat mezunları, sonra diğer lisans işte diğer ön lisans mezunlarına bu görevler veriliyor arkadaşlar. Dediğim gibi aranmaya başlananlar var. Peki hocam bunun dışında biz başka bir şey yapabilir miyiz? DYK kurs başvuruları da başladı arkadaşlar. Bunun haricinde DYK başvuruları da yapabilirsiniz. DYK nedir hocam? 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine hani sınav için yardımcı olacak derslerde ders açılıyor Ders yani hani açılıyor. sınav için yine üniversite sınavı ve işte LGS için. DYK'larda ders saati ücretleri 2 katı olmuş oluyor onların da. Yani tam yani %100 emin olmasam da bu konuda Ben öyle hani diye yüksek duymuştum. ihtimalle öyle ben de öyle duymuştum. Dolayısıyla arkadaşlar DYK'da sizin için faydalı olacaktır. Ben de veriyorum mesela DYK yaz döneminde de oluyor.
Şimdi hocam peki biz sene içerisinde ders verdiğimiz zaman ne kadar ücret alacağız? Eğer ki arkadaşlar biz iki tane hesaplamasını yapacağız. Eğer ki haftada 20 saat derse girerseniz 20 dersiniz olduğunu düşünelim. Ortalama ders ücreti 20 lira civarında, 20 liraya yakın. 20 çarpı 20 çarpı 4 haftanız var. Ne yapıyor? 1600 lira para yapıyor. Yani eğer haftada 20 dersiniz varsa 1600 lira para alırsınız ayda. Eğer ki haftada 30 saat dersiniz varsa 30 çarpı 20 lira çarpı 4 hafta, bu da 2400 lira para yapar. Yani maksimum 2400 lira yapar burada alacağınız para, hani hafta içi normal dersten. Peki hocam biz nöbet ücreti almıyor muyuz? Nöbet ücreti sizde yok arkadaşlar. Yani normalde nöbet tutturulmuyor size ama ihtiyaç olursa eğer nöbet tutuyorsunuz. Tutulan okullar gördük. Evet, gördük. Yani sonuçta eğer ki hiçbir öğretmen bulunamazsa mecbur ücretli öğretmen arkadaşlarımıza nöbet tutturuluyor ama ücret karşılığı olmuyor. Yani ücret alamıyorlar. Evet. Görevlendirmeyi ilçe milli eğitim yapıyor arkadaşlar. Ama hani okulda göreve başlamanız tabii ki okulda gerçekleşiyor. Ama sizi yani ya ilçeden ararlar eğer ki hani görevlendirme durumunuz olursa, veyahut da okuldan ararlar. Eğer hani yerinize de başka birisi gelirse, bu yerinize birisi geldiği durumda da göreviniz son Sonlanmış. bulmuş oluyor. Evet, idareden arıyorlar ya da haber veriyorlar ya da o gün içerisinde söylüyorlar. Hocam artık işte gelmenize gerek yok, yerinize başka bir hocamız geldi şeklinde. Bir daha o şekilde sonlanıyor. Yani hani öncesinde şu kadar işte göreve başladım ben kesin bir dönemim garanti ya da bir senem garanti gibi düşünülemiyor tabii ki. Evet. Evrak tesliminde sadece görevlendirmeniz olduğu zaman yapıyorsunuz. Sen ne kadar yapmıştın? İşte ben bir dönem yaptım. Arkasından bir de 2 hafta kadar falan yaptım. Yani güzeldi. Güzel bir deneyimdi bence bir dönem çalıştığım Yani kısım. bir deneyim olarak tabii yapılabilir ama hani ben yapmadım arkadaşlar. Yani sonradan bu yaptığınız zamanları saydırabiliyorsunuz atandığınız zaman hizmet puanı olarak. Böyle yani sen nasıl bıraktın mesela onu da anlat arkadaşlarımıza. Yani ben bir dönem çalıştım. Dönemin sonunda bize de dediler yerinize başkası gelecek. Bırakın dendi. Daha sonra bıraktık o şekilde. Ama zaten demeselerdi de ben bırakacaktım. Çünkü KPSS'ye çalışmama engel oluyordu. Yani sonuçta okula gidiyorsun, orada bir çalışıyorsun. Aynı zamanda dershaneye gidiyorum. Bir yandan da ders çalışmaya zamanım olmuyordu. Hafta sonları da çok verimli geçiremiyordum böyle olunca. Hani bir dönem hani birazcık hem dershane taksitlerine yardımcı olsun. Hem birazcık bir öğretmenliğin tadını alayım diye bir dönem yapmıştım. Güzel de olmuştu. Sonrasında da bıraktım zaten. Yalnız hani bunu yaparsanız da şeyi kaçırmayın arkadaşlar. Yani ilk önceliğiniz hangisi ise ona odaklanmanızı tavsiye ederiz. Yani dediğin gibi yaptığın mantıklı yani bence de. Hani işte birinci dönem yapıp ikinci dönem KPSS'ye çalışmak gibi mesela. Senin ikinci yapacağın senede de atanman çıkmıştı zaten değil mi? Evet, sonrasında da başladım. 2 hafta kadar gittim ama yine aynı plan. Yani bir dönem çalışırım. Bir dönemin sonunda yine KPSS'ye hazırlanırım tarzında düşünüyordum. Zaten o dönemde de 2 hafta okula gittikten sonra tamam çıktı ve bir daha gitmeme gerek kalmadı yani. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz, izlediğiniz için. DYK başvuruları e-kurs diye ayrı bir yerden yapılıyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. DYK'ya da başvurmanızı tavsiye ederiz. İhtiyaç oluyor çok yerde. Yani yaz kursları da vardı mesela. Yaz kursları şimdi bitmek üzere. Haftaya son. Onda da mesela ücretli öğretmen arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Yani geçen seneki okullarımızda da bunu gördük. Sene içinde de yaparsanız hem sizin için faydası olabilir. DYK bence hani mesela KPSS'ye çalışma açısından da çok faydalı. Çünkü ben şimdi bir yıl içerisinde çocuklarla yani 9, 10, 11, 12. sınıf fiziğini komple bitiriyorum mesela. Yani sizi de geliştirici oluyor. Ben kendimi mesela adım adım daha ilerlediğimi hissediyorum mesela. Fizik kafama daha da oturuyor, daha da oturuyor. Yani hepsini bir yılda bitiriyorsun ya bir de. Bir de şimdi sınava çocuk hazırlamak daha farklı bir şey arkadaşlar. Yani derste mesela çocuklarla aktiviteler yapıyorsun. İşte yeri geliyor hikayeyi anlatıyorsun konuyla alakalı. Yeri geliyor onlara söz hakkı veriyorsun falan filan. Ama mesela DYK'da daha farklı bir durum söz konusu. Kısıtlı bir zaman var. İşte mesela şimdi 3 derse indi benim dersim mesela bu sene içerisinde.
3 ders içerisinde benim hep planım şey oluyor. 3 ders içinde ben bu konuyu bitirmeliyim, bir de üstüne soru çözmeliyim. Yani bu da hani 2 derste konuyu bitirip bir derste soru çözeyim falan filan diye kafama göre bir şeyler yapıyorum ama yani bunun için tabii senin konuya hakimiyetini arttırman gerekiyor dolayısıyla, evet, ki böyle de çocuğa hem güzel anlat hem senin kafana oturmuş olmalı ki çocuğa aktarabilesin. Evet. Hem yani böyle çatır çatır gitmen lazım. En verimli şekilde anlatıp en verimli soruları çözmen lazım. Yani çocuğa nasıl vereyim diye düşünüyorsun bir taraftan. O yüzden hani KPSS alan sınavı açısından da size faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu DYK kısmının böyle Evet. arkadaşlar. Ben hep bunu düşündüm. Yani bu hafta aklıma geldi. Ben size de anlatayım dedim. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.